Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün 5. şuanın 2. makamı ve meseleleri. Burada Deccal konusunda hadis-i şeriflerin izahatı var. Deccal'la ilgili bilgi 5. şuada, Şualar kitabı Bediüzzaman Said Nursi'nin Şualar kitabının 5. şuasıdır. Bundan 5 tane meseleyi bugün okuyacağım. Bunu parça parça inşallah hepsini okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1. mesele. Rivayette var ki, ahir zamanın eşhası mühimmesinden olan Süfyan'ın eli delinecek. Allah-u Alem bunun bir teori şudur ki, sefahat ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfata akar. Darb-ı meselde deniliyor ki filan adamın eli deliktir, yani çok müsriftir. İşte Süfyan İslam Deccalı. İsrafı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tamaha uyandırarak insanların o zayıf damarlarını tutup kendine musahhar eder diye bu hadis ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, onun damına, onun tuzağına düşer diye haber verir. 2. mesele. Rivayette var ki ahir zamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar alnında haza kafirun, bu kafirdir yazılmış bulunur. Allahu alem bir sevap. Doğrusunu en iyisi Allah bilir. Bunun bir tevhiri şudur ki o Süfyan, İslam Deccalı Süfyan kendi başına frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanun ile tamim ettiğinden o serpuş dahi secdeye gittiği için inşallah ihtida eder. Daha herkes yalnız istemeyerek onu giymekle kafir olmaz. 3. mesele, rivayette var ki ahir zamanın müstebit hakimleri hususan Deccal'in yalancı cennet ve cehennemleri bulunur. El ilmi indallah. Gerçek bilgi ancak Allah katındadır. Bunun bir tevhiri şudur ki, hükümet dairesine karşı karşıya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi, biri huri ve gılmanın çirkin bir taklidi, diğeri azap ve zindan suretine girecek diye bir işarettir. 4. mesele, rivayette var ki ahir zamanda Allah Allah diyecek kalmaz. La ya'lemul gaybe illallah. Kaybı Allah'tan başkası bilmez. Bunun bir tevhiri şu olmak gerektir ki, Allah, Allah, Allah deyip zikreden tekkeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak. Ve ezan ve kamet gibi şeairde İsmullah yerine, Allah ismi yerine başka isim konulacak demektir. Yani umum insanlar küfrü mutlaka düşecekler demek değildir. Çünkü Allah'ı inkar etmek, kainatı inkar etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi hukukunu akıl kabul etmez. Kafirler Allah'ı inkar etmiyorlar, yalnız sıfatında hata ediyorlar. Diğer bir tevhiri şudur ki, kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için müminlerin ruhları bir parça evvel kabz edilir, kıyamet kafirlerin başlarında patlar. 5. mesele, rivayette vardır ki ahir zamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar uluhiyet dava edecekler ve kendilerine secde ettirecekler. Allahu alem, en iyi Allah bilir. Bunun bir tevhiri şudur ki, nasıl ki padişahı inkar eden bir bedevi kumandan kendinde ve başka kumandanlarda hakimiyetlerin nispetinde birer küçük padişahlık tasavvur eder. Aynen öyle de tabiyyun ve maddiyyun mezhebinin başına geçen o şahıs, kuvvetlerin nispetinde kendilerinde bir nevi rububiyet tahayyül ederler ve raiyetini kendi kuvveti için kendine ve heykellerine ubudiyetkerane serfuru ettirirler, başlarını rükua getirirler demektir. Bundan sonrasında inşallah devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.